Agah beyler oturmadan yemeye başlanır mı? İlaç saati geldi. Aç karnına da alamaz. Kafama göre saati de değiştiremem. Şimdi de tatlısını yedireceğim. Kan şekeri düzelsin diye. Agah Bey geldiğinde onun açıklamasını ben yaparım. Dil değil papuç. Hem annen nerede senin? Bak bütün işleri bana bıraktı. Cemre! Cemre! Anne, niye bağırıyorsun? Bunu buraya kim koydu? Gel buraya. Gel buraya. Ya bırakma şimdi, ben yapmadım diyor. Bırak. Bismillah, ne oluyor? Gel buraya. Sen yaptın. Bunu bana sen yaptın. Cerem, cevap ver ablana. Kız ne oluyor Allah aşkına? İftira atıyor babaanne, iftira. Sen yaptın. Bunu da yaptın. Hiç utanmadan yine sırtımdan vurdun beni. Bak hala iftira atıyor ya. Söyle hadi, söyle. Yine ben yaptım de. Buraya gelmek için kurduğun tuzağı anlat. Heh. O gün buraya gelmek için vurdun beni. Ya bugün, bugün niye vurdun beni? Bırak babaanne ya, bırak. Ben yapmadım diyorum sana, ben yapmadım. İspatla hadi, ispatla, ispatlayabiliyor musun? Ceren bak, son kez söylüyorum, doğruyu söyle. Doğruyu söyle mi? Kızım bin bir yalanla kandırmış seni, astrolist olmuş, sen hala Cemre'nin tarafındasın anne. Yazık. Çok yazık sana. Hadi be oradan. Ben senin derdini biliyorum kızım. Kendi videonu yüklemişsin internette. Belki popüler olurum, keşfedilirim diye. Gelmişsin burada annemin gözünün önünde bana iftira atıyorsun. Ne oldu Cemre Hanım? Kimse beğenmedi mi Bülbül sesini? Unlike mı yedin? Onun arasında mı oluyorsun benden? Ceren, düzgün konuş. Düzgün konuş mu? Yalan söyleyen bu, sırları olan bu, astrolist olan bu. Ama sürekli azar işiten ben, öyle mi anne? Aptal! Farkında değil misin? Sadece sırrımı değil, hayallerimi paylaştım ben seninle. Kardeşimle, annemle paylaşamadığım hayallerimi paylaştım. Annem benim sesimi hiç duymadı. Annem benim sesimi hiç dinlemedi. Ama sen kardeşimdin. Sen sesimi duydun. Sen sesimi gerçekten duydun sandım. En kötüsü de ne biliyor musun? Sen benim şarkılarımı gerçekten duydun sandın. Abla, ya ben yapmadım diyor. Seher, Neriman, koşun çabuk, koşun. Ağlama. Hiçbir şey olmayacak benim oğluma. Hiçbir şey olmayacak. Olmayacak. İki pansuma. Sonra çıkıp gideceğiz buradan. Vallahi bak, yani böyle imalı imalı dedi oğlum. Hadi git yukarıda bekle dedi. Yani neyi bekleyeceksen ben, değil mi? Bak. Kocam seni kime yakıştırmış? Git, eti yakınlar mı? Yalan, 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 yalan. Babaannenin yalanı. Zavallı şuursuz. Kendini uyanık sanan küçük aptal. Oğlumla Cenk Karaçay'la evlenmek için üstüne para alacağına inanabilmek. Nasıl bir akıl tutulması bu? Aa tabii. Kendini beğenmiş de böyle bir şey olsa. Bakın da! Bana dokunma! Dokunma! Dokunma!
Abla, kalpleri mi sayıyorsun? Daha ne kadar uzatacaksın? Tabii ya, Bir haftadır annem yok, kaldığın yerden devam etmek istiyorsun değil mi? Sinsisin kızım sen. Sinsisin işte. Ben senin niyetini biliyorum ama. Küstüğümüzü annemin gözüne sokup annemi üstüme salacaksın değil mi? Annemle benim aramı bozacaksın değil mi? Abla bakar gibi bakma bana. Ben hiçbir şey yapmadım. Abla. Ablacığım, lütfen. Boşuna yalan söyleme. İnandıramayacaksın bizi. Neden korudun kızı? Niye şikayetçi olmadın? Tehdit mi ediyorlar seni? Bizimle mi gözünü korkutuyorlar? Ya siz iyicene uçtunuz ha. Vallahi iyicene uçtunuz ya. Kim korkutacak beni ya? Hadi gel, gel. Hadi. Hadi anlatalım. Sıktım dişimi, kendini toplasın diye bekledim ama sen hala doğru konuşmuyorsun Civan. Oğlum, kim yaptıysa söyle, şikayetçi olalım diyorum. Niye susuyorsun Civan? Kim susturuyor seni? Maşallah genç. Takım elbiseni giymişsin bile. İşe başlamadan önce biraz konuşalım dışarıda seninle. Bir dakika, gel. Hadi anacığım, kolay gelsin. Hadi. Siz de Nurten Hanım'ı fazla bekletmeyin Seher Hanım. Yüzsüz adam. Pişkin. Kızına bak. Ne dedi bana öyle bakın? Boşver. Video meselesi tabii. Bu videodan sonra benimle konuşması, bana bakışı bile değişti adım. Geri kafalı. Bir haftadır gözünün içine bakıyorum. Bir şey söylesin, bir şey ima etsin diye. Vereceğim cevabını. Hiçbir şeyden utanmadığımı söyleyeceğim ben o adama. Cevap vermek falan yok. Gerektiğinde annem verir cevabını. Sen işine bakacaksın. Siz Ceren'le de şey yapın artık. Biz abla kardeş aramızda hallederiz anne. Sen karışma. Şey, ben bir yukarı çıkayım. Bugünkü ilacımızı da aldık. Ah. Bak burada ne var? Çocukluk albümü. Bak anne. Ne güzel katılmış. Annen, baban, sen. Ha, bu fotoğraf burada da var. Annene ne çok benziyorsun. Annem. Aşağıda çok güzel bir şey bekliyor seni. Hadi.
yatma odasına götür lütfen. Ceren Hanım, bekletmeyelim. Tabii. Buyurun. Hazırlayın. Ben hemen geliyorum. Size seslendi. Duydunuz. Gitme dedi. Bu nasıl bir duygusuzluk ya? Halini görmediniz mi? Tam karşınızdaydı. Nasıl bir çaba harcadığını gerçekten görmediniz mi? Onun için ne kadar zor olduğunu farkında değil misiniz? Size gitme demek için nasıl çaba harcadığını görmediniz mi? Bu kadar zor mu? Gerçekten korkuyor musunuz ondan? Ne oldu? Egonuza mı çarptım? Neden korkuyorsunuz ondan? Tipini mi beğenmiyorsunuz? Hasta bir insanın suratına bakmak sinirinizi mi bozuyor? Göz zevkinizi mi? Kaç bakalım kaç. Korkak. Kuzeninden korkan korkak. Ya abla bir soru soruyorum sana. Ne oldu yukarıda diyorum. Niye kavga ettiler diyorum. Cevap vermiyorsun ya. Annesiyle mi kavga etti? Benim adım geçti mi bir şey söylediler mi sana? Ya cevap versene. Niye senin adın geçecekmiş? Hadi söyle. Niye adın geçecekmiş? Niye kavga edecekmiş senin yüzünden annesiyle? Yukarıdaki bütün işleri serip oğlunu havuza hizmet etmeye indim ya, ona kurulmuştur kesin o. Yoksa niye olsun canım? Allah Allah. Sana soran da kabahat zaten. Ben kendim öğrenirim. Evet, şimdi çekiyorsun. Çek. Çek. Çok güzel. Sen de işine bak. Çok güzel. Evet, çok iyi. İşine bak. İşine bak. Çekebildiğin kadar çekiyorsun. Bırak. Nedim. Yapabilirsin gerçekten. Hadi. Evet. Bunlar. Evet. Aferin. Hadi. Hadi Nedim. Bak doktorun dediğine bak. Kolları unut, bacaklara odakla. Hadi. Ne oldu? Niye durdu? Hadi Nedim Bey. Hadi sen başaracaksın bunu. Devam. Evet, aynı şekilde. Cemre Hanım.
kaytarmış yine. Kaytarmasın bana az. Sabahtan akşama can mı dayanır sana be? Değil 5 milyon, 50 milyon verseler de varmam ben sana. Niye bakıyorsun öyle bönbön ya? Ihlamur getirdim sana. Al. Gel al hadi. Diyorum ki gel, gel elimden bunu al. Diyorum ki gel, gel al bunu elimden al. Al hadi gel. Ay düştü. Yetişemedim bak gördün mü? Aa. Ne oluyor be sana kendini titreşime aldın? Sen benden etkilendin mi? Elektrik mi aldın sen? Çirkin şeysin. Utanmaz. Çirkin sensin. Öyle çok. Öyle çok çirkinsin ki. Bak ona. Bak ona utanmaz. Gör onu, gör. O iğrenç hakaretleri ettiğin surata bak. Karşındaki insanın suratına bak. Senden benden tek farkı başına gelen kaza. Senin de başına gelebilirdi, benim de. Yarın da gelebilir. Hepimizin başına gelebilir. Kaza da geçirebiliriz. Öyle de doğabilirdik. Abla tamam çekil. Sen nereden biliyorsun az sonra merdivenlerden düşüp yatılak kalmayacağını? Kim sana iki ayağının üzerinde dimdik durmanın garantisini veriyor? Kim? Kim yarın gözlerini ışığa açmanın garantisini veriyor? Hiç kimse. Kimsenin garantisi yok bu dünyada. Ama ben sana belli bir şey söyleyeyim. Sen bu kapkaranlık kalple o sandalyenin beterine mahkumsun. Sen sevgisizliğe, yalnızlığa, kimsesizliğe mahkumsun. Tamam abla bırak. Özür dile. Özür dile. Özür dilerim. Ben... çirkin miyim? Hayır. Sen çok güzelsin. Hayatımda gördüğüm en güzel şeysin. Girebilir miyim? Gel hemşire, gel. Nedim Bey'in ilaçlarını yeniledim biliyorsunuz. Bundan sonra ilaçların kontrolünün sadece bende olmasını istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi. Karışıklık olmasın diye. Ayrıca fizik ve konuşma terapisine de başladık. İyi etmişsin. Sen nasıl istersen öyle olacak. Ne dersen o olacak. Şey daha var. Nasıl oldu? Ne? Nasıl oldu? Kaza. Düştü. Çocukken pencereden düştü. Görünmez kaza dediklerinden. Odasında kendi kendime oynarken düşmüşüm. Sesleri duyup bahçeye koştum. Kalabalığı görünce... Tabii
İnsan konduran mı ya? Küçücük bir çocuk sonuçta. Ne olabilir ki? Ne gelebilirdi ki başına? Koştum yardım kalabalığı. Baktım. Öylece yerde yatıyordu hasta. Dünya başıma yıkıldı. Küçücük ellerini aldım avucum içine seslen. Nedim'im. Yavrum. Aslanım. Uyuyordu sanki. Sonra bir ara gözlerini açtı. Gözlerime bakıp bana öyle bir amcam dedi ki. Sanki ben düştüm o pencereden. Amcam burada aslanım. Dayan. Dayan aslanım dedim. Sonrası bildiğin şeyler işte. Ambulanslar, hastaneler, doktorlar. Ben ona çok iyi bakacağım. Gözünüz arkada kalmasın. Kalmayacak hemşire kızım. Sayende gözüm arkada kalmayacak.